Daha kesik kanlı herkese selamlar arkadaşlar. Bu haftaki bölümümüzde yanımızda bir konuk var. İlginç bir arkadaş. Onunla röportaj yapacağız ve soru challenge tarzı bir şey olacak. O bana merak ettiklerini soracak. Ben ona merak ettiklerimi soracağım. Kendisi gezgin, otostopla Türkiye'yi gezip Türkiye'nin dört bir tarafına orman yapma gibi projesi var. Bundan bahsedecek ama öncelikle biz tanıyalım. İsmini biliyoruz zaten ama kişiliği nasıl onu bir öğrenelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Nisan 2019. Yarın ise benim doğum günüm. Yeni bir hayat beni bekliyor. Hayallerimi gerçekleştirebileceğim bir yaşantı. Dünya Barış Ormanları projem ile yola çıkıyorum. Bu yola çıkmadan önce tüm kitaplarımı Hak Kütüphanesi'ne, tüm kıyafetlerimi Kızılay'a bağışladım. Dünyanın bir yerinde doğduk ve herhangi bir yerinde öleceğiz. Önemli olan hayata ne kadar iz bırakabildiğimizdir. Geri dönüş olmayan bu yolculuğumuzda hayat bize neler gösterecek? Hep beraber göreceğiz. Sizlerin de hayata bir iz bırakabilmesi dileğiyle. Şu anda kitaplarımı bağışlıyorum. Bir kısmını sevdiğim arkadaşım ve dostlarıma bağışladım. Geri kalan da kütüphaneye bağışlıyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu projeyle tüm eşyalarımı Kızılay'a, kitaplarımı Halk Kütüphanesi'ne bağışlıyorum. Bir sırt çantasıyla yola çıkacağım. Sizin de kullanmadığınız eşyalar başka insanların kullanabildikleri, sizin eskileriniz ise başkalarının yenileri olabilir. Sizi de bu kampanyaya davet ediyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben bizim Yunus. Yunus Emre Karaca ismim ve soy ismim. Karabük'e geldim. Bugünkü programımda da Sağsun Dağ Keçisi'ne konuk oldum. Arkadaşımı nasıl buldunuz derseniz, ben otostopla Kastamonu'dan gelirken Murat Aydın arkadaşım vardı. Ona yolda denk geldim. Daha sonra projemi bahsettim. Projem dünyada öncelikle Türkiye'de her il merkezinde bir orman, sonra dünya başkentlerinde bir orman diye projem var. O da Sağsun kendisini tanıyormuş. Kendisi de bisikletlerin elinde. Beraber bir proje yapalım dedik. Sağsun 3-4 gündür de ilgileniyor benimle yakından. Ve inşallah projemizle başlayacağız. İnşallah arkadaşlar yarın değil pazar günü pazar. Ağaç dikim işlemimiz var. Üniversitenin içerisinde TOKİ konutları var. Orada konut sakinleriyle birlikte güzel bir gün olacak. Onu ayrıca bir video şeklinde atacağız. Çünkü çok vaktinizi almak istemiyorum. Burada sadece soru cevap tarzında bir başlangıç yapalım dedik. Öncelikle ben şunu sorayım. Bu hikaye nereden başladı? Mesleğiniz neydi? Bölümünüz neydi? Ben arkeoloğum. Normalde arkeoloji bitirdim. Daha sonra bir inşaat sektöründe çalıştım 4 sene. İşimden istifa ettim. Çünkü hayallerimde böyle bir çalışma düzeni yoktu. Daha sonra hayallerimin peşinde koştum. Daha önce de otostopla gezmiştim zaten ama bir proje kapsamında gezmemiştim. Kendi projemi çıkarttım ortaya Dünya Barış Ormanları ile ilgili ve bu şekilde geziye başladık. Bu üçüncü etap oluyor değil mi? Aynen. Üçüncü etaptayız. İlkini memleketime diktim. Sonra Kastamonu, şu an Karabük'teyim. Üçüncü etaptayız. Böyle bisikletçi arkadaşlarımız da yan yana gelince benim merak ettiklerim de var, kendisine soracağım. Hani ben ona soracağım bisikletle ilgili, o bana soracak otostopla ilgili. Bu şekilde bilgilenmiş olacaksınız. Tabii arkadaşlar, sizin de sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Mutlaka cevabı gelir ve şuradan bunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin dört bir köşesine ulaşmaya çalışıyor bizim Yunus projesi. Eğer konuk etmek isteyen varsa evinde olur veya arazisi olan olur, ağaç dikimi için uygun yerler olur. Bununla alakalı fikri olan varsa yorumlara mutlaka belirtsin ve Instagram'dan DM atabilir. Instagram adresini de koyuyorum. İrtibata geçerseniz çok güzel olur arkadaşlar. Burada bize denk geldi. Öbür ilde size denk gelebilir. Başka bir yerde dünyanın diğer ülkelerinin başkentlerine de gitmeyi düşünüyor. Başkentlere de aynı şekilde orman projesi var. Başlamış, bakalım nasıl olacak. Sonu inşallah güzel olur. Sorularınız varsa biz onu alalım. Ben de size sorularımı soracağım. Aynen güzel olur. Ben şimdi size ilk sorumu sorayım. Biz otostopçu olduğumuz için çok hızlı şekilde hareket edebiliyoruz. Yani günde 200-250 km otostop çekebiliyoruz. Benim merak ettiğim, mesela bir Karadeniz turu yapıyorsunuz ya da Ege turu yapıyorsunuz. Hedefiniz oraya ulaşmak olursa günde maksimum kaç kilometre yol gidebiliyorsunuz? Şimdi bu kilometre olayı yüklü veya yüksüz olarak değişir. Yüklü soruyorsan... Yüklü soralım. Hani kamp kuracaksınız. Evet. Çadırınız var, yiyeceğiniz var, giyeceğiniz var, kamp malzemeniz var. Yüklü olarak. Yüklü olarak maksimum bisiklet yaklaşık 25 kilo ekstra yükle gidebilir. Yani onun üstü de gider ama 25 kilo idealdir. Ve 100 kilometreye kadar bu bisikletle gidersin. Eğimsiz bir yolsa 100-120 kilometre civarı olur ama onun üstü, eğer bisikletle çanta varsa, selesi varsa, su mataraları falan var zaten takılı ekipmanıyla birlikte, 100-120 kilometrenin üstü zorlar. Ama
Yük yoksa sadece antrenman amaçlı diyorsanız 200 kilometreyi yapan var. 200 kilometrenin üstüne çıkanlar var. Tabii yol bisikletiyle oluyor. Tur bisikletiyle gidilir mi? Gidilir ama yol bisikleti daha rahat olur. Vallahi ben tebrik ediyorum burada. Ben günde 100 kilometre otostop çekemediğim zamanlar oluyor. Sizin 100 kilometre gitmeniz gayet güzel. Zaten muhtemelen büyük bir kondisyon istiyor. Ben çok kondisyonlu biri değilim ama ben yapabiliyorum. Bu şeyle alakalı, azimle alakalı. Aynen. Acıya dayanabiliyorsanız ve işte o yolda başınıza gelecek olayları kabullendiyseniz bir şekilde yol bitiyor. Önemli olan yola çıkmak. Stop çekerken korkmuyor musunuz? Yani bir kamyoncular böyle hikayeler olur, anlatılıyor. Aynen. O tarz meselelerden korkmuyor musun? Şimdi şunu söyleyeyim. Bence otostopta en güzel kamyon niye? Arabalar klimalı oluyor, ikramlı oluyor, muhabbetleri güzel oluyor. Gideceğiniz yere 1-2 saat daha geç gidiyorsunuz ama uzun yol otostopçusu için, mesela ben buradan İstanbul'a gittim hayal edersem, bir kamyona binebilirsem direkt İstanbul'a kadar gidiyorum. Ama arabalarda 20 km, 30 km, 50 km de son bulabiliyor. Bu yüzden otostopçular kamyoncuları sever. Hem uzun, hem yavaş, hem de güzel sohbetli bir yolculuk olur. Peki şöyle bir durum var mı? Mesela bir noktadan başka bir noktaya giderken maksimum kaç tane otostop çekmişsinizdir? Bir il değiştirirken veya en zorlandığınız zaman ne zaman oldu, bu şekilde sorsam ben size? En zorlandığım zaman Samsun Üniversitesi zamanındaydı. Samsun tarafına gidiyordum ve 1 saat bekledim. Otostopta kimse yoktu, arkadaşım da vardı. Sonra karşıda büyük mısır tarlası vardı. Arkadaşı dedim sen mısırları getir, karnımız da çok acıkmıştı. Ben ateş yaktım, mısır yedim. Daha sonra biz mısır yerken birisi bizi buldu ve devam ettik yola. Orada 2-2,5 saat beklemişizdir toplam. En sıkıntılı yolculuğum o oldu. Ama ilden ile geçerken, yani birkaç ilde atlarsan otostopçu için şöyle, illeri geçmek çok zor oluyor. Çünkü şehre giriyorsun, sırt çantana yürümen lazım şehrin dışarı köşesine kadar. Ama genel olarak 1-2 otostopla ilden ile geçebiliyorsun. Yani bir 100 kilometrelik yol alabiliyorsun. Anladım. Peki otostopa bindiğinizde adamlar sizden mesela bir para teklif eden oldu mu mesela? Ben buraya kadar getirdim de beleşe getirmedim falan tarzından. Bir kere bir kamyoncuya denk gelmiştik. Para istedi, daha sonra sigara istedi. Arkadaşımla beraberdim. Biz de vermeyeceğimizi söyledik. İsterseniz polis çağırın demiştik. Sonra kamyoncu başka arkadaşı vardı. Çocukları rahat bıraktı. Onun öyle bir huyu varmış herhalde. Bir kere öyle bir olay geçti başından. Diğer hiç kimse zaten parayla götürmedi. Sağ olsunlar, hem ücretsiz götürüyorlar hem de durdukları yerde yemek ya da su veya sıvı ihtiyaçları varsa bunları da karşılıyorlar. Yani buradan bu zamana kadar beni almış ve bundan sonra beni alacak kişilere teşekkür ederim yani. Ben soruyorum şimdi, tamam, bir tane. Tamam, siz sorun. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Mesela bizim sırt çantamız var. Biz bunu çok kolay muhafaza edebiliyoruz. Hani yatarken başımızın altına koyuyoruz. Çadırımızın yan tarafına koyabiliyoruz, bagaj kısmına. Siz kamp halinde değil de mesela tek bir tur yapıyorsunuz veya dağa çıktınız. Kamp kurarken bisikletin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Ya öncelikle şöyle, bisikletin üzerine değerli ekipmanlarımızı bırakmıyoruz. Ama gece yatarken nasıl sağlıyorsun dersen, çadırın önünde bir bagaj kısmı olur. Bagaj kısmı olur. Çantalarımızı koyduğumuz. Hı-hı. Oraya koyabiliriz. Eğer öyle bir imkan da yoksa çadırın arka köşe kısmının işte bir duvar tarzı bir yer veya işte bir ağaç tarzı bir yere koyduğumuzda zaten bir şahıs onu almaya kalktığında sen onun sesinden uyanıyorsun ki öyle bir olay da olmadı yani, olmazdı. Peki hiç çevrenizde oldu mu bisikletini çaldıran diyelim? Ya böyle kamp olaylarında olmadı ama şehir içinde apartman boşluklarından çalıyorlar. Oralardan çalıyorlar yani. Doğrudur. O yüzden kitleyip koyuyorlar ama Karabük bu noktada bence gayet güvenli. Ben Karabük'te hiçbir noktada bisiklet kilidi kullanmıyorum. Vay, güzel. Peki bir şey daha soracağım. Örnek veriyorum, ben aynı zamanda hem kamp yapmak istiyorum, hem dağlara çıkmak istiyorum, hem de şehirde mesela uzun kilometrede yolculuk yapmak istiyorum. Bunun için bir tane bisiklet yeterli mi, yoksa birkaç tane bisiklet almak zorundayız? Yani bu sizin neyi amaçladığınızla aslında paralel. Şimdi hepsinden de full performans bekliyorsanız bir tane bisikletle sağlayamazsınız bunu. Bisikletlerin çeşitleri var, modelleri var. Bunların hepsinin amacı var. Şimdi bir tırmanış yapıyorsunuz, tekrar oradan bir iniş yapıyorsunuz. Downhill, enduro tarzı bisikletler, MTB dediğimiz arazi bisikletleri var. Asfalt üzerinde uzun yollar almak istiyorsunuz. Bunun için yol bisikletleri tercih edilir, ince lastikli. Tabii lastiğin markası cinsine kadar değişir. Tura gitmek istiyorsun, üzerine bir sürü aparat takabileceğin, çeşitli mekanizmaları onun üzerinde tutabileceğin, deliklerin, işte vida yerlerinin, alyanlarının olacağı bisiklet tarzları var, tur bisikletleri. Ama hepsinden biraz biraz olsun, işte daha yeni başlıyorum bisiklete derseniz de
City Bike hibrit bisikletler var. City Bike olarak da geçiyor. Hem amortisörü var, hem ince tekerli, hem araziye girer, hafif araziye. Yolda da sizi yormaz diyelim. Peki mesela bugün siz kısa yolculuk ya da uzun yolculuk yaparsanız atıyorum en büyük sıkıntı herhalde lastiğinizin patlaması olabilir. Yani bir bisikletçinin. Aslında en büyük sıkıntı lastik patlaması değil, en kolay sıkıntı diyelim. Lastik patlar yapılır, zincir kopar, onu takarsın, yaparsın. Ama mesela bir vites mekanizması bozulduğu zaman, kırıldığı zaman geri dönüş olmayan bir iş. Mutlaka yeni parça takılması gerekiyor. Veya bir jant yamulması, yeni bir parça yapılması, takılması gerekiyor. Jant akortu. Bunlar daha büyük durumlar ama lastik ve zincir kırı ufak tefek şeyler. Anladım. Diye. Peki o zaman ben size bir bisikletçi olarak sorayım. Son sorumdan bir önceki olabilir. Bisikletçisiniz ve otostopla gezdiniz mi? Otostopla gezmedim. Gezmedim. Ben de bisikletle gezdim. Hiç gezmedim yani otostopla. Anladım. Belki de karşılaştırabilir misiniz? Çünkü ben de bisikletle hiç gezmedim. Bisiklete bir ilgim de yok. Şöyle yok. Belki kısa mesafe şehir içi olabilir. Hani bu tarihi yerlerde tur bisikletleriyle olabilir. Güzel olur. Ama hani sizin gibi profesyonel olarak bir merakım olmadı veya öyle bir çabam da olmadı. Hani o yüzden ben karşılaştıramıyorum. Hani artısı eksisi ikisini de vardı. Dedim hani belki siz otostopla gezdiyseniz karşılaştırabilirsiniz. Yok, otostopla maalesef hiç gezmedim. Peki ben size şunu soracağım. Gittiğiniz konumlarda, şehirlerde veya herhangi bir yerde ıssız bir yere gittin. Kalacak yeri önceden organize ediyor musun yoksa doğaçlama mı yaşıyorsun? Şimdi üniversite yıllarında gezdiğimde doğaçlamaydı. Çünkü tek amacım ücretsiz ne kadar çok il gezebileceğimdi. Buydu yani minimum harcamayla. Zaten arkeolog olduğum için müzeleri gezmek istiyordum. Şu an bu proje kapsamında olduğu için çünkü bir ilde bir hafta 10 gün kalma durumum oluyor. Önce yerimi ayarlıyorum. Ondan sonra oraya gidiyorum. Muhtemelen gidemediğim zaman da yani böyle söyleyeyim. Hani Türkiye'de böyle yan yana illerde devam etmeyeceğim. Farklı noktalara gideceğim. O gün oraya ulaşamazsam zaten öğlen 2-3'ten sonra otostop çekmeyi bırakıyorum ve orada kalacak yer ayarlamaya çalışıyorum. Şu oluyor, ilk başta otogara arıyorum. Hani 24 saat açık otogarlar var mı? Büyük otogarlar 24 saat açık oluyor da küçük il merkezlerinde açık olmuyor. Daha sonra DSE'yi, karayolları gibi yerlerin yol üzerinde şeyler oluyor, misafirhaneler oluyor. O güvenlikle konuşup onun arkasına çadır atabiliyorum. Hiç bilmediğim bir yer, çok ıssız bir yer, yani yağmur da yağıyor, ekstrem sıkıntılar var diyelim. O zaman para karşılığında bir motelde, uygun bir motelde kalıyorum. Çünkü biz de macera perestiz ama şimdi şu var, insan da tabii bir macera içinde kendini o kadar riske atmasına gerek yok. Hani çok sıkıntı gördüğüm zaman da otobüste kullanarak hareket edebilirim, bir otelde kalabilirim. Anladım, peki bu özellikle son yapacağınız projede, yapıyor olduğunuz projede finansmanı nasıl sağlıyorsunuz? Finansmanım şu an birikimim var. Kendi birikimim var. Ondan harcıyorum. Bir süre sonra zaten çalışmam gerekecek. Çünkü gezginler bazı yerlerde çalışıp para kazanabiliyor günlük. Hem kalma yerlerini de ayarlıyor. Şu an kendi birikimlerimden harcıyorum. Ama zaten yolda bir harcama yapmıyorum. Otostopla gidiyorum. Kalacak yerlerimde misafirler oluyor. Orada da zaten bir harcama yapmıyorum. Hani günlük şehir içindeki harcamalarım oluyor da proje için bazı yerlere gitmem lazım oluyor. Bazı şeyler almam lazım oluyor. Minimize o şekilde harcama yapıyorum. Şu an birikimlerden harcıyorum. Birikim biterse? Birikim biterse gezginlikten bahsetmeye çalışırız. Yani. Son olarak gezginler için ne tavsiye ediyorsunuz? Ve şöyle söyleyeyim, gençler için ne tavsiye ediyorsunuz? Aynen. Ülkenin gençleri. Otostop biraz daha genç bisiklete göre. Şimdi şunu söylüyorum, ben bir gezginim, hayallerim için gidiyorum. Gençlerin de gezmesini istiyorum. Bu otostopla olabilir, bisikletle olabilir, motosikletle, arabayla ya da tatil amaçlı olabilir. Çünkü insanların ufkunun genişlemesi için gezmesi lazım. Bugün birkaç gündür buradayım. Çok değişik şeyler öğreniyorum değişik insanlardan ve bunu gezmenin sayesinde yapıyorum. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Hangi imkanları varsa gezsinler, insanlarla etkileşime girsinler. Neye ihtiyaçları varsa, neyle hayal ediyorlarsa o konuda bilgilenirler. Anladım. Teşekkür ediyorum. Peki ben size bir şey sorayım. Evet. Siz o zaman bisiklet merakları içinde bahsediyorsunuz. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben aslında profesyonel bir bisikletçi değilim. Hani öyle demek olmaz. Kask, dizlik aynen. Ve tüm güvenlik ekipmanlarını kullansınlar. Bildiğin gibi geçen dedim, 2 ay önce ben bir kaza aynen. geçirdim. Platin takıldı, ayağımda kırık var. Bu kazadan kaynaklandı. Eğer bir dizliğim olsaydı o kırıktan kurtulacaktım. Aynen. Ne olur demeyin. Oluyor. Başınıza işler geliyor. O yüzden dikkat edelim. Son olarak bu projeyi biraz daha ayrıntılı bahsedelim. Ardından bir sonraki videoda dikim işlemini
devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar projem World Peace Forest Dünya Barış Ormanları adı altında. 81 ilin her il merkezinde bir barış ormanı, her dünya başkentinde bir barış ormanı. Bu şekilde yolculuk ediyorum. Bugünkü durağım Karabük. Arkadaşlarım sağ olsun çok iyi ağırladılar beni. Bundan sonra neresi olur bilmiyorum. Çünkü gezginler plan yapmaz. Zaten kanalınızda da göreceksiniz burada. Gittiğim yerlerde zaten kendim bahsediyorum. Eğer siz de o memlekette olursanız buyurun bir oturalım, sohbet edelim, muhabbet edelim ve beraber ağaç dikelim. Biz de dünya barışına bir katkıda bulunalım. Teşekkürler. İnşallah diyoruz. Hepinize buradan sevgiler, selamlar arkadaşlar. Takipte kalın. Özellikle bu arkadaşın kanalını takip edin. Destek yani. Olun. Yorum kısmına da yardım edebilecek kişiler varsa hem organizasyon noktasında hem de fikir noktasında belirtin, DM'den mesaj atın, abone olun, like atın. Hepinize iyi günler, görüşürüz. Gidiyorum.